Selamünaleyküm dostlar cümleten. Biz gene bir Samsun yol dönüşü. Şu an Ankara'dayız. Ankara'da Harikalar Diyarı diye bir yerdeyiz. Şöyle arkamdaki koca adamı görüyorsunuz. Bayağı büyük yani. Bizim boyumuz neredeyse kırmızı ayakkabının hizasında kalıyor. Burada çok güzel karakterler var. Şöyle ben bazılarını göstermeye çalışayım. Burada bir gölet de var. Göleti göstereyim. Yunus Emre Göleti diye geçiyor. Bu şekilde. Gerçekten çok güzel, muazzam bir parkmış. Ben ilk defa geldim buraya. Yani Harikalar Diyarı, böyle ördekler var. Burası Yunus Emre Göleti. Bunun biraz daha uzantısı da var aslında. Şu köprünün olduğu yer var. Şöyle göstereyim. Bu köprüden öbür tarafa doğru gidiyor. Burada nikah salonu var, düğün salonu var. Böyle göletin içinde deniz bisikletleri kiralayabiliyorsunuz. Burası da çocukların ilgisini çekecek bir yer. Harikalar Diyarı. Alice Harikalar Diyarı diye geçiyor. Gerçekten çok temiz, düzenli. Yani kesinlikle muazzam bir yermiş. Şöyle. Semih Hanım. Efendim. Çocuklar bayıldı tabi. Şöyle beyaz atlı prens. Ne diyor burada? Ayna ayna söyle bana. Ben de. Burada masalların şeyini anlatmışlar hep. Şöyle burada kırmızı başlıklı kızla anneanne rolüne giren, babaanne rolüne giren kurt var. Güzel olmuş. Burası da Pinokyo'nun köşesi. Şöyle Pinokyo'nun ustası ve Pinokyo. Buradaki karakterleri sökmüşler. Sanki şu Gargamel'in evine çok benzettim ben ama sanki Şirinler olabilir gibi geldi. Fatma Ema güzel mi? Eğlenceli çok mi? Çok güzel. Sevdiniz mi burayı? Çok beğendim. Çok güzel. Zümra. Zümra gel. Koş koş koş. Evet, burası Casper'ın köşesi. Casper hayalet adam. Ama Casper'ın kendisi yok şu an. Sadece bu. Bunlar kötü şeylerdi, karakterlerdi değil mi? Hayaletleri. Evet, kötü hayal. Evet, burada Pamuk Prenses var. Pamuk Prenses'in burası. Ayakkabısını gösterdiğine göre bu Pamuk Prenses. Annesiyle babası. Ve kül kedisi. İşte bu da kül kedisi. Kral, kraliçe. Dur ikisinin ortasında. Dur ikisinin ortasında. Bana bak. Hadi. Hadi. Burası taş devri. Bak çakal. Aa, bunu koyalım işte çakal. Çok güzel fotoğraf çekti. Zümra. Zümra babana bak. Babaya bak. Evet. Aynı çakala benziyorsun sen de Zümra ya. Tamam, bak bunlar taş devri çocuklar. Bunlar bizim zamanımızın çizgi film kahramanı. Dur önüne bakayım. Eyvali sen de dur. İkiniz de aynısına durun da. Geniş açın şöyle.
güzel oluyor. Bakın bana. Evet, burada Disney karakterleri var. Şöyle Mabut, Aslan Kral. Mickey Mouse. Tweety var, horoz var, kedi var. Çocuklar. Nerede Zümrüt? Ha, orada mı? Burada da Türk kahramanları. Asıl bize lazım olan Türk kahramanları burada. Üzerine çıkma yalnız. Alaaddin'in sihirli lambası. Ben de uçuyorum. Evet, uçan aldı. Anne, bu boğa ile güreşen kimmiş ya? Gel gel buraya gel. Gel. Bak. Tarkan. Burası da Red Kit ve 7 cüceler. Şey, Dalton kardeşler. Evet, geliyorum, dur. Burada Nasrettin Hoca köşesi var. Şöyle Dalton kardeşler. Burası ne var? Obelix. Obelix ve Hopperix. Şey bunlar. Obelix'ler var ya. Asterix. He, Asterix. Asterix ve Obelix. Çekiyorum. Bakın bakayım mı? Ay, çok güzel görünüyorsunuz. Çekin. Sen kocamana kadar. Ben de çekeyim. Böyle duruşu güzel görünüyor. Ha, bu büyücü dede. Büyücü dede. Bu da bunların bir saf şeyi vardı. Bir safı vardı. Baba. Reçel kaynatıyorum. O büyü yapıyor bunlar. Onun içinde. Reçel kaynatıyorum. Hayır, onun içinde büyü yapıyor. Bir tutam kurbağa bacağı. Azıcık zencefil. Azıcık kedi kulağı. Burada Texas Kızılderililerle yerlileri sembolize etmişler. Red Kit ve Dalton kardeşler. He? Şeyin adı neydi ya? Bu atın adı vardı bu. Nasrettin Hoca göle yoğurt mayalıyor. Burada eşeğe ters binmiş. Nasrettin Hoca'nın kıssadan hisseleri. Burada da Keloğlan var. O zaman daha da Keloğlan'a gidelim. Keloğlan'ın gariban anısı. Bir ineğiyle bir eşeği var. Keloğlan'ın başka bir şeysi yok. Bakın bakayım bir hepiniz. Bakın babamıza. Alabiliyor musun? Tamam. Evet, biz harikalar diyarında geziyoruz. Burada biz sembolize etmeye çalışmışlar bir şey ama artık kim ne kadar anlayabilirse. Ben şöyle anladığımı anlatayım. Malazgirt'i Türklerin ilk Orta Asya'dan çıkışını, yani bu dağı
ateş yakarak çatlatıp Malazgirt'ten çıkmalarının zaferini burada sembolize etmişler. Odun taşıyorlar, körükle de dağı yakıyorlar. Dağı yakıp çatlatmayı. Gezdiğimiz yer Masal Adası'ydı. Yani Harikalar Diyarı'nın bölüm bölüm isim takmışlar. Gerçekten çok güzel bir yer yapmışlar. Kızım dikkat edin ama. Eğilmeyin, eğilmeyin. Ama eğilmeyin. Aa, ördek mi vardı orada? Baba balıklar mı? Dostum ne yapıyorsunuz? Çok güzel. Siyah olan çok tatlı. İkisi de çok tatlı. Beyaz da çok güzel. Evet. Siyah da çok güzel. Çıkar mı diyor bak. Bal çıkarlar mı? Evet. Ya yani isterlerse çıkarlar canım. Ama nasıl çıkacak? Ha kalsın. Gerçekten çok güzel bir yer arkadaşlar. Biz dolaşmaya devam ediyoruz. Zaten tam zıt bir yönden girmiştik. Oraya doğru devam edeceğiz. Bir tane minyonların evi vardı. Ben onu çok sevdim. Yani bayağı kapısı var burada. Çok giriş var. Baba zaten. Çok balık var. Evet. Dolaşalım. Haydi dedesi köpeği. Öbür neydi o çocuğun adı? Ben Peter'i hiç sevmiyorum. Ne? Ay ay. Peter sevmiyorum. Tamam bakın oğlum kızım. Batman. Daffy Duck, ördek. çektim. Bir daha çekiyorum. Hey Bali bak oğlum. Şimdi şu tarafa gidelim. Evet, benim dediğim en bu. Safi Nazlı Kaba Sakal, Temel Reis, Reis kızı, Tazmanya canavarı var burada. Fatma'ya bak bakalım kızım. Deniz kızı ile çekinsin. Bak oğlum, oğlum bak buraya. Dostlar böyle. neydi burası? Bir de göl kenarında. Harikalar diyarı. Bir de deniz yoluydu gösterelim. Bizdeki su yoluydu. Evet, çok güzel ya, bayağı gezdik. Park çok güzel, muazzam zaten. Çocuklar için karakterler çok güzeldi, çok hoşlarına gitti. Böyle bir de deniz bisikleti yapalım dedik. Gönetin içinde. Evet, buradan köprüyü ortalayarak geçmemiz icap ediyor. Tent olduğu için tente vuruyormuş. Verirlerken onu tembihlediler özellikle.
Köprüden geçiyoruz. Evet. Abla çok eğlenceli. Çok. Çok eğlenceli. Nereye balıkları gördün? Abla balık. Dostlar burası amfiteyatro şeklinde yapılmış. Çok devasa bir çadırla gerilmiş. Çok güzel gerçekten. Şöyle havuzun kenarındayız gene. Gerçekten çok güzel bir park olmuş. Böyle Necat Uygur amfiteyatrosu burası. Necat Uygur. Evet dostlar, harikalar diyarı Ankara böyleydi. 7. giriş burası. 12 tane giriş var, yani girişlerimiz 12 tane saydık. Baya çünkü çok büyük bir alan olduğu için. Bu şekildeydi. İçeride zaten parkı görüyorsunuz. Biz artık yola çıkacağız. Biz Aydın'a gidiyoruz. Aslında Samsun'dan Aydın'a geçiyorduk. Ankara'da böyle bir park olduğunu öğrenince dedik bir görelim. Gösterelim hem dedik saygıdeğer takipçilerimize. Dostlar takip ederseniz, abone olursanız, beğendiğiniz videoları beğenirseniz memnun oluruz, seviniriz. Şöyle aracımız, biz yola çıkacağız bir akşama kadar. En az bir 6-7 saat neredeyse yolumuz var. İnşallah sağ salim varırız. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.